Herkese merhaba, ben Doğanay, kanalım Yogican'ın Selin'e hoş geldiniz. Bugün sizlere son dönemde hayatımdaki bir değişiklikten bahsetmek istiyorum. Beni Instagram ya da Facebook hesaplarımdan takip ediyorsanız belki haberiniz vardır. Son dönemde koşmaya başladım. Yani daha önce hayatım sadece yoga varken şimdi koşu da yer aldı. Bu aslında benim için yeni bir meditasyon türü gibi. Gerçekten koşarken bütün düşüncelerden arınıp kendinizi o anda odaklayabiliyorsunuz. Çok arındırıcı bir yöntem gerçekten. Hani hem sağlık açısından spor olmasının yanı sıra benim için böyle güzel bir yanı oldu aslında. Bu yüzden çok hoşuma gitti ve bunu düzenli olarak hayatımda yer vermek istiyorum koşmaya. Yoga'da rahat kıyafetlerden başka hiçbir şeye ihtiyacınız yokken koşuda bu biraz değişiyor. Gerçekten sağlam ve sizi rahat hissettirecek ayakkabılara ihtiyacınız var. Ben de daha önce düzenli olarak koşmadığım için bu konuda çok aslında uzaktım. Hani spor ayakkabı çok giyiyorum. Hani Converse olsun, işte Vans'larım var ama hiçbiri gerçek bir koşu ayakkabısı değil elbette. Bu yüzden de benim bu hani yeni alışkanlığımı aslında desteklemek için erkek arkadaşım bana doğum günümde, yani doğum günü gelmediniz ama doğum günü hediyemi önceden verdi. Adidas'ın Ultra Boost spor ayakkabılarını aldı. Ben de bundan aslında size biraz bahsetmek istiyorum. Hani ne farkı var diğer spor ayakkabılardan ve hani ben neden sevdim? Bendeki bu rengi. Ben bu rengi zaten ilk gördüğüm zaman çok beğenmiştim. Mor çok seviyorum. Spor ayakkabıda da özellikle gri, pembe ve mor tonlarını çok seviyorum. Koşu ayakkabıları gerçekten çok önemli. Uzun süre koşacağınız zaman ayakkabının sizi desteklemesi ve dengede tutması çok önem teşkil ediyor. Benim de bu ayakkabıda gözüme ilk çarpan şey zaten şurası bir örgü şeklinde, havaalan bir yapısı var. Priming teknolojisi. Burada da bir çorap gibi, yani ayağınızı sarması için şu kısmı çorap gibi yapılmış. Ayakkabının alt kısmını çevirdiğiniz zaman şöyle bir ortada bir denge alanı var. Bu torsion sistem diye geçiyor. Bir de şu siyah taban aslında lastik şirketi Continental tarafından onun işbirliğiyle yapılmış. Bu da hani ıslak zeminlerde, yağmurlu havalarda koşarken kaymamanızı sağlamak için tutuculuk özelliği var. Ben henüz daha yağmurlu, hava yağmurlu olsa rağmen dışarıda giymedim, kıyamadım henüz çok yeni olduğu için ama o günlerde de giyeceğim mutlaka ve o zaman hani destek sağlaması çok iyi. Yağmur demişken bu ayakkabılarla ilgili, yani genel olarak bu tarz bir dokusu olan ayakkabı, koşu ayakkabılarla ilgili sevmediğim tek şey çok fazla yağmurda, çamurda giydiğiniz zaman ayakkabılarınızın su geçirmesi ve çok çabuk zedeleniyor bu yapısı. Çünkü örgü gibi, yani bir yün örgü gibi olduğu için de tabii ki çok uzun süreli koşularda çok çabuk deforme olabiliyor. Ama onun dışında sizi koşarken çok iyi destekleyen bir ayakkabı bence. Bir de en önemli şeyi çok hafif. Ben o yüzden de çok sevdim. Çünkü zaten koşarken hele yeni başlıyorsanız kendi ağırlığınızı bile taşımak inanılmaz zorken hani ayakkabılar kuş kadar, ayağınızda hiç hissetmiyorsunuz gerçekten ve sizi destekliyor. O en önemli noktası. Yanılmıyorsam Pure ve X modelleri de var. Farklı tarzlarda. Farklı özellikleri var. Ben onları tam olarak bilmiyorum. Sadece bu kendimde olduğu için bunu araştırdım biraz. Ama hani en kötü yanı da bu ayakkabılar tabii ki teknolojilerinden vesaire olsa gerek çok yüksek fiyatlı. O yüzden biz geçen sezondaki rengini aldık, modelini. Hani daha uygun oluyor. Belki o şekilde bulursanız daha uygun fiyata bulabilirsiniz ama hani yeni sezondaki modeller, renkler gerçekten çok pahalı. Keşke böyle olmasa tabii. Benim Adidas Ultra Boost koşu ayakkabılarıyla ilgili ilk deneyimlerim bu şekildeydi. Ama kullanmaya devam ettikçe sizlerle yorumlarımı paylaşmaya devam edeceğim. Sizin de belki hani sizin için en uygun olacak spor ayakkabıyı seçmenizde faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Beni Facebook ve Instagram üzerinden Yogican'ın Selin adıyla takip etmeyi unutmayın lütfen. Videolarımı da beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.